Hulusi Cerrahoğlu. Demir'in babası reklamcılık dünyasının duayeni koskoca Hulusi Cerrahoğlu. O sırada Eylem Hanım'ın bana nasıl baktığını da gördüm tabii. Tatlım neredesin sen? Revirdeydim. Tam zamanıydı revirin. Hulusi Bey'i rezil ettin bize. Ay ama ben... Tamam, uzatmayalım. Peki. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Başka fikri olan var mı? Yok mu? Oo Hulusi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? Bayağıdır görünmüyorsunuz. Ya. Yani sıkıntı yok, işler tıkırında. Biz Demir Bey'le her şeyi hallediyoruz. Ha, güzel, güzel. Oğlan sünneti oldu mu? Oldu, oldu. Ellerinizden öper. Yalnız Demir Bey, bu inşaat reklamlarında çocuk kullanmak çok doğru değil. Ya böyle daha yaratıcı bir şeyler olması lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Sağ ol. İyi hadi. Hocam. Güle güle, güle güle. Kolay gelsin. Sana da. Muharrem bile sizden daha cesaret. Ferahlık duygusunu ve konforu ön plana çıkaran bir kampanya. Çok kullanıldı ve eskidi artık. Yani bana samimi gelmiyor. En başta idare eder dediğiniz bir fikir daha vardı. Sadece binaları görüyoruz. Reklama ihtiyacımız yok temalı. Reklam veriyoruz ama reklama ihtiyacımız yok diyoruz. Fazla kolay. Ne demiştik? Anlaşılması kolay, günlük hayatımızdan çıkmış sıcak bir kampanya. Tüketiciyi birazcık güldürüp o bildiğimiz sıkıcı inşaat filmlerinden ayrıştırabilirsek ne mutlu bize. Sanırım bunları ilk toplantıda da söylemiştim. Tatlım, az önce anlattığın o saçma şeyi sunacağız. Demir Bey, aslında bizim bir fikrimiz daha var ama... Ama ne? Şimdi şöyle, bir kafedeyiz. Bir adam ve bir falcı var. Falcı adamın falına bakıyor. Diyor ki üç vakte kadar ev görüyorum. Peşinatsız diyor. İlk taksidini de bir yıl sonra yatıracaksınız diyor. Böyle diyor. Sonra adam falcıya diyor ki geleceği gördünüz. Falcı da diyor ki geleceği görmeye ne gerek var? Cihan İnşaat'ın reklamları her yerde. Sonra adamın arkasında biz billboard'u görüyoruz. Voice over girer, sloganı bir. Güzel. Çalışın bunun üstüne. Evet, bugünlük bu kadar. Çıkabilirsiniz, sağ olun.